Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece iki sırada harika bir model yapacağız. Modelimiz kaydırmalı bir model ama çok şık. Yazlık örgülerinizde, kışlık örgülerinizde, bebek örgülerinizde, dilediğiniz tüm örgü modellerinde kullanabileceğiniz, bay ve bayan örgülerinde kullanabileceğiniz, bebek örgülerinde dediğim gibi harika bir model. Evet, şöyle bir bebe batik ipi kullanacağız arkadaşlar. Sizler tabi dilediğiniz, elinizde ne mevcutsa dilediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Şöyle bakın, açık lila, mor, beyaz, karma bir renk, şöyle gördüğünüz gibi harika bir ip kullanacağız. Evet, ipimiz şöyle sevgili hanımlar, Alize Şekerim'in güzel bir ipi. Hemen şurada numaramız mevcut, onu da gösterelim. Numaramız burada. 100 gram 320 metrelik harika bir ip. Hemen şöyle 3,5 milimde şişlerimi kullanacağım arkadaşlar. Evet, desenimi kurmak için hemen ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Bu arada sevgili hanımlar, kanalıma henüz yeni geldiyseniz ve kanalımı yeni keşfettiyseniz, kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz çok mutlu olurum. Hadi bakalım, hep birlikte modele başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hemen ilmeklerimi atıyorum. Modelimiz 2 ve 2'nin katlarından oluşan harika bir model. Bakın 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bu şekilde 2 ve 2'nin katlarında ilmekler atıyoruz. Bakın 2, 2, 2, 2, 2. Evet, sizler de ilmeklerinizi atın hanımlar. Hemen desenimizi kurmaya başlayalım. Google Trend, YouTube Trend modellerinden Annemin Örgü Dünyası'nda sizlerle yine güzel bir model paylaşımı yapacağız. Evet, şöyle ilmeklerimi attım arkadaşlar. Ben az ilmek atacağım sizlere modeli anlatabilecek kadar. Kaydırmalı bir model yapacağız. Dikkatli izlersek arkadaşlar, kesinlikle bu model çok kolay bir model. Evet, şimdi hemen şurada sayalım. 2, 2, 2, 2, 2, 2 ve 2. Hemen gevşeme yapmasın. Burada bağlıyorum. Evet, hemen modelimizi örmeye başlayalım. İki sırada bir kaydırmalı bir model yapacağız ve gerçekten çok güzel bir model olacak. Şimdi şöyle, ben sevgili hanımlar, bir sıra düz öreceğim. Modelin burası arka yüzü olduğu için ön yüzde desenimizi kurmaya başlayacağız. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi uygulayabilirsiniz. Evet, şöyle bir sıra düz örgümü öreceğim ve desenimi kurmaya başlayacağım. Evet, şöyle bir sıra düz örelim. Evet, şöyle bir sıra, bakın, düz ördüm. Şimdi ön yüze geçiyorum ve modelimin birinci sırasındayım arkadaşlar. Dediğim gibi sizler dilediğiniz lastik modellerinizi yapın, deseninizi kurmaya başlayın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir kez doluyorum, bakın. Kenar ilmeğinden sonra bir kez doluyorum. Ve iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. Yine iki ilmeğimi birlikte ördüm. Bakın, 2 ilmekten 3 ilmek elde ettim ve bıraktım. Bir doluyorum, tekrar bir modelimiz bu şekilde. Bir doluyorum, 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir doluyorum, yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir doluyorum, yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir doluyorum, ilmeklerimi çıkarmadan bir kez daha örüyorum. 2 ilmekten 3 ilmek elde ediyoruz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Bir doluyoruz, 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bir kez doluyorum, bir kez daha örüyorum ilmeğimi. 2 ilmekten 3 ilmek elde ediyoruz. Doladım, 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Doladım, 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Doladım, 2 ilmeğimi birlikte ördüm, doladım, 2 ilmeği birlikte ördüm. Kenar ilmeği de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin birinci sırasını bakın bu şekilde yapmış oldum. Modelin arka yüzündeyim ve ikinci sırasında. Modelim iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Diğer ikinci modelimizde modelimizi kaydıracağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, burada benim 4 tane
ilmeğim var gördüğünüz gibi. Hemen bu iki ilmeği, bakın iki iki ilmekleri şimdi toplayacağız. Kenar ilmeğinden sonra bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Bakın ilmeğimizi şimdi eski sayısına geri getiriyoruz. Tekrar buradaki ilmeğimi ve yanındaki ilmeğimi ikisini birlikte ördüm. Bakın şimdi yine iki ilmek sayısına döndü sayımız. İki ilmeği birlikte topluyorum. Yine iki ilmeği birlikte topluyorum. İki ilmeği birlikte topluyorum diyorum. Yani kesiyoruz arkadaşlar. Diğer iki ilmeği de birlikte kesiyoruz. Yani dört ilmeği iki ilmeğe düşürüyoruz. Bakın bir, iki, üç, dört. Hemen ilmekler başına dört ilmek. Biz bunu iki ilmeğe düşürüyoruz. İkisini ördüm. İkisini de birlikte ördüm. İkisini ördüm. İkisini de birlikte ördüm. Hemen ikisini örüyorum. İki ilmeği de birlikte ördüm. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet, modelin ikinci sırasında bakın bu şekilde yapmış oldum. Tekrar ön yüzdeyiz. Tabi modelimizi bir kez şu anda kurduk. Ama modelimiz ilerledikçe kendini gösteren bir model olacak arkadaşlar. Şimdi biz modelimizi kaydıracağız arkadaşlar. Şimdi bir model kurduk. Aynı modeli yapacağız fakat modeli kaydıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın şimdi burada biz şu düz ilmeği örüyoruz. Her iki ilmeğin bakın birinci ilmeği değil ikinci ve birinci ilmek. Bakın şu ilmekleri öndeki ilmekleri kullanacağız. Bir kenar ilmeğinden sonra bir tane bakın düz ördüm. Bir düz ördüm. Şimdi bir kez doluyorum. Bakın bir kez doladım. Tek kalan ilmeğim ve buradaki iki ilmeğin birinci ilmeğiyle ikisini birlikte ördüm. Bir kez doladım. Yine bu iki ilmeği birlikte ördüm. Bakın bu şekilde. Bir kez doluyorum. Yine burada tek kalan bakın ilmeğimiz birinci ilmek ve ikinci diğer modeldeki birinci ilmek. İkisini birlikte ördüm. Bir kez doladım. Yine iki ilmeği birlikte ördüm. Bir kez doladım. Yine bakın tek kalan ilmek ve diğer modeldeki ilk ilmek. İkisini birlikte ördüm. Bir doladım. Yine ikisini birlikte ördüm. Bir kez doluyorum. Ara ilmekli dolamayı unutmuyoruz. İki ilmeğimizi birlikte aldım, ördüm, doladım. İki ilmeği bir kez daha ördüm. Bir kez doluyorum. Bakın burada son kez yapacağız. Hemen buradaki tek ilmek ve buradaki iki ilmeğin birinci ilmeği ile. İkisini birlikte ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ördüm. Bir tane düz ördüm. Ve kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Bakın ikinci modelimizi kaydırdık ve birinci sırasını bu şekilde yapmış olduk. Şimdi tekrar arka yüzdeyiz. İkinci sıradayız. Modelimizi kaydırdıktan sonra. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada bir tane ters ilmeğim var. Örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir terse ördüm. Şimdi burada yine dört tane ilmeğim var. Bakın önce ikisini sonra ikisini kesiyorum. Önce ikisini sonra ikisini kesiyorum. Yani ön yüzde arttırmış olduğumuz ilmekleri arka yüzde eski sayısına geri getirdik. Önce ikisini sonra ikisini. Önce ikisini sonra ikisini. Önce ikisini sonra ikisini. Bakın bir tane ters ilmeğim var. Örüyorum. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Burada da bakın bir tane ters yapmıştık. Sonra modeli kurmuştuk. Sonunda biterken de aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar modelimizi kaydırmış olduk. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Model ilerledikçe daha bir gösterişli, daha bir güzel olacak. Evet, dilerseniz tek renklerle de yapabilirsiniz hanımlar. Tek renkle de çok çok güzel olur. Şimdi üçüncü kez modelimi kuracağım. Birinci modelimi nasıl kurduysam şimdi üçüncü modelimi aynı şekilde kuracağım. Üçüncü modelimi yaptıktan sonra dördüncü modelimi de ikinci modelimi nasıl kurduysam dördüncü modelimi de o şekilde kuracağım arkadaşlar. Hemen kenar ilmeğimi bakın örmeden aldım. Üçüncü modeli kuruyoruz. Biraz önce bir tane düz örerek modeli kaydırmıştık. Şimdi sevgili hanımlar bakın bu düz ilmeğin hemen tekrar birinci örneği kurduğumuz gibi kuruyoruz. Bir kez doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Hemen bir kere ördük arkadaşlar. Bir de dolayacağız. Bir kez doluyorum.
2 ilmekten 3 ilmek elde ediyoruz. Bakın kenar ilmeği 1 doladım, 3 ilmek. Bir kez doluyorum. Bakın yine tek kalan ilmekler ve öndeki modelin birinci ilmeği. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Bir kez dola. 2 ilmeği birlikte ör. Dola. 2 ilmeği bir kez daha ör. Dola. 2 ilmeği birlikte ör. Dola. 2 ilmeği bir kez daha ör. Dola. Bakın. Tek kalan ilmek ve 2 ilmeğin birincisi. Son kez yapıyorum. 2 ilmeği birlikte ör. Dola. 2 ilmeği bir kez daha ör. Hemen burada bakın şu şekilde. Gördüğünüz gibi hemen bu 2 ilmeği de aynı şekilde son ilmek demiştim. Bu 2 ilmeği de doladım. Buradaki dolamayı bakın aradakini unuttuk. Doladık. 2 ilmeği birlikte ördük, doladık. 2 ilmeği bir kez daha ördük. Kenar ilmeğini de düz olarak ördük. Evet, 3. modelimizi bakın ilk modeli nasıl kurduysak 3. modeli de o şekilde kurduk. Şimdi modelin arka yüzündeyiz ve 2. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmek sayım 4 tane. Hemen şöyle gördüğünüz gibi kenar ilmeğinden sonra önce ikisini sonra ikisini örüyorum. Önce ikisini sonra ikisini örüyorum. Önce ikisini sonra diğer ikisini örüyorum. Önce ikisini sonra diğer ikisini örüyorum. Önce 2 ilmeğimi sonra diğer 2 ilmeğimi örüyorum. Son kez önce 2 ilmeğimi örüyorum. Sonra diğer 2 ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, 3. modelimiz de bu şekilde tamamlamış olduk. 1. modeli yaptığım gibi 3. modeli yaptım arkadaşlar. Bakın ilk modeli nasıl kurduysam. Şimdi burada 2. modeli kurduğum gibi 4. modeli kuracağım. Yani sistem bu şekilde gidecek arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bu şekilde hemen şöyle bakalım. Hemen burada ne yapacağız arkadaşlar? 2 ilmeğimiz var. 2. modeli kurduğumuz gibi kuruyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bakın bir tane düz ördüm. Hemen burada 2. ilmeği yani burada ve diğer 2 modelden 1. ilmeğin ikisini birlikte alıyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Doladım. Yine burada 2 ilmeği birlikte ördüm. Doladım. 2 ilmeği tekrar birlikte ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Doladım. Tekrar 2 ilmeği birlikte ördüm. Modelimizi yani kaydıra kaydıra gidiyoruz. Bakın çok güzel, harika bir model ortaya çıkacak. Renk cümbüşü oldu sevgili hanımlar. Evet, şimdi mor ve beyazın karışımı oldu. Lila ve beyazın renkler koyuluyor, açılıyor arkadaşlar hepimizde. Çok güzel bir görüntü oluyor. Doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm, doladım. Bakın son kez yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir tane düz ve kenar ilmeği. Evet, 4. modelin 1. sırasında bu şekilde yapmış olduk. Evet, şimdi modelin 2. ve son sırasındayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum bakın. İlmeklerimiz yine dörderli gruplar halinde. İkisini bir kestim. İkisini bir. İkisini bir kesiyorum. İkisini bir. İlmek sayımızı bakın yine eski sayısına geri getirdik. İkisini beraber. Yine ikisini beraber örüyoruz. İkisi iki ilmek birlikte kes. 2 ilmek birlikte kes. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Evet, tersimizi ördük ve kenar ilmeği. Umarım anlaşılır olmuştur sevgili hanımlar, sevgili dostlar, sevgili takipçilerim. Bakın şöyle bir görüntümüz ortaya çıktı. Şöyle bakın, model ilerledikçe hemen modelimizdeki ipimizdeki bakın diğer tüm renkler örgümüze yerleşecek arkadaşlar. Metresi uzun bir ip, gerçekten çok güzel bir ipten bir bebek yeleği çıkartabilirsiniz. Yeni doğan bebek yeleği yapacak olursanız
bir ipten yelek çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Yeni doğanı 320 metre miydi, hemen bir bakayım tekrar. Evet, 320 metrelik bir ip yeterli olacaktır ama yeni doğan için. Evet, gördüğünüz gibi şimdi modelimizin ilerlemiş halinde şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Gerçekten bütün renkler bir araya geldi, çok güzel oldu. Evet, şöyle hemen bakın hanımlar, ipimizdeki hemen hemen tüm renkler, gördüğünüz gibi ipimizdeki tüm renkler şöyle genişçe bir örgü yaptım, geldi. Gerçekten harika oldu, bakın. Bakın, gerçekten çok şık ve güzel oldu. Şöyle yıldız örneği, sevgili hanımlar, yıldız örneği deniliyor. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Yapılışı çok kolay, gördüğünüz gibi, hem de görüntüsü çok güzel. Koton iplerle yazlık örgüler yapabilirsiniz. Kalın şişler kullanarak sevgili hanımlar kendinize askılı bluzlar, yazlık bluzlar, kısa kollu bluzlar, süveterler yapabilirsiniz. Desenimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model, bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Evet sevgili hanımlar, annemin örgü dünyasından bugün yine sizlere bu güzel modeli sundum. Umarım hoşunuza gitti, beğendiniz. Sizler de benimle birlikte yapmışsınızdır. Sizler de farklı iplerle, ister yazlık örgülerinizde, ister kışlık örgülerinizde bu güzel deseni kullanabilirsiniz sevgili hanımlar. İnşallah beğendiğinizi düşünüyorum. Beğendiyseniz sevgili hanımlar, işiniz olabilir, kaydedebilir, daha sonra yapabilirsiniz. Bir beğeni bırakmayı unutmayın. Emoji olsun bir beğeni bırakırsanız videomuz bir tık öne çıkacaktır ve model arayan birçok takipçimize de faydalı olacaktır. Evet sevgili hanımlar, yeni videolarda en güzel videolarla sizlerle birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Bugününüz yarından, yarınız bugünden daha güzel olsun. Hoşçakalın.